Sevgili seyirciler, gelelim haftanın ikinci önemli olayına. Wagner'in kurucusu, yani Rusya'nın özel askerlerinden, paralı askerlerinden kurulu ordunun kurucusu Prigojin öldü. Daha doğrusu öldürüldü bana kalırsa. Rusya'da şimdilik kaza olarak bunu niteliyor. Ancak Prigojin daha yakın zamana kadar, 2 ay öncesine kadar neredeyse Putin'e meydan okuyup Moskova'ya kadar yürümeye kalkmış bir isimdi. Ukrayna Savaşı'nda kriminal hayatıyla başladığı kariyerini daha sonra aşçılıkla taçlandırmış, oligark olarak büyütmüş, Putin'in kankası, arkadaşı olarak Wagner'i kurmuş ve burada da bir kariyer yapmıştı. Ukrayna Savaşı'nın önemli aktörlerinden biriydi. Daha sonra Rusya Savunma Bakanı'na bize yeterince para ve mühimmat vermiyor diye kızmış, meydan okumuş. Putin'e bile meydan okumuştu. En son 5 bin askerinin bulunduğu Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ortaya çıkmış ve biz Putin'e çalışmaya devam ediyoruz demişti. Kendisi daha önce de birkaç sefer St. Petersburg'daki yaşadığı malikanesine gidip geliyordu özel uçakla, ama ilk kez bu sefer nasıl olduysa Allah'ın Rabbi, Allah'ın bir şey midir bilmiyoruz. Bir anlamda kaza denilerek uçağa düştü. Yanındakilerle beraber, 8 kişiyle beraber hayatını kaybetti. Putin'e sordular ne düşünüyorsunuz diye. Kaderi çok farklı bir isimdi dedi. Daha önce yaptığı bir röportajda her şeyi affederim, ihaneti affetmem demişti. Doğal olarak da kimse bu süreçte bu olayın bir kaza olduğuna inanmıyor. Profesör Doktor Ahmet Öztürk, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden. Şu anda yayınımızda. Sayın Öztürk, şunu merak ediyorum. Wagner lideri sizce öldürüldü mü? Wagner grubunun akıbeti ne olur bundan sonra? Birkaç gün önce Rusya'dan dünyaya yayılan yeni bir haberle son aylarda uluslararası kamuoyunun çok sıkça tartıştığı Rusya'nın uluslararası operasyonlarında kullandığı paramiliter askeri güç olan Wagner grubunun lideri Prigojin'in öldürüldüğü ya da öldüğü haberiyle dünya yeni bir tartışmanın içerisine girdi. Burada Wagner grubunun lideri ve lider kadrosunun içinde bulunduğu uçağın Moskova dışında kaza yaptığı görüşü ya da iddiası üzerinde uluslararası basına da yansıyan bazı tartışmalar var. İşte bu bir kaza mıdır, değil midir? Wagner grubu liderlerini işte başka türlü tasfiye eden bir Rus istihbarat operasyonu olabilir mi şeklinde. Şimdi bu sorunun cevabını sorudan kastım. Bu bir kaza mıydı? Kazada gerçekten Wagner grubu liderleri var mıydı, yok muydu sorusunun cevabını vermek için Rusya'nın çok yakın tarihine, Rusya'nın hem siyasal hem kültürel tarihine bakmak bize yararlı olacaktır. Bu türden siyasal suikastlar ya da operasyonlar Rusya'da çok az görülen bir şey değil. Bir kere Rusya'nın yakın siyasi tarihiyle bu olayı yan yana koyduğumuzda aslında ortada yadsınabilecek bir durum yok. Özellikle Putin rejiminin Rusya'da güçlendikçe muhaliflerini ortadan kaldırmada hiçbir tereddüt görmediğine biz yakın tarihte şahit olduk. Rusya'nın yakın siyasi tarihine baktığımız zaman bu türden merkezi hükümetin, siyasal otoritenin öne çıkan ya da merkezi gücü tehdit eden güç merkezlerini yok ettiğine biz yakından tanık olduk. Şimdi Wagner grubu lideri Prigojin ve yanında aslında bu grubun, bu örgütün kuruluşunda beraber hareket ettiği Utkin isminde başka bir Rus komutanın, yine Çakalov isminde grubun bir başka askeri yetkilisi ve aynı zamanda iki yine askeri, yakın askeriye subayla beraber iki korumanın da bu kazada ölmesi aslında çok planlı bir eyleme bizi götürüyor. Buradan kastım daha birkaç gün önce, bu kazadan birkaç gün önce Afrika'dan Haziran ayındaki Rusya'daki olaylardan sonra ilk defa uluslararası basına bir görüntü paylaşan Wagner lideri Prigojin hemen akabinde Moskova'ya geldiğini biz anlıyoruz ve Moskova'dan bir özel jetle yanında çok yakın askeri nedir arkadaşlarıyla beraber, yoldaşlarıyla beraber bir uçak kazasında aslında ortadan kaldırılmış oluyorlar. Yani burada şahsen benim görüşüm, burada bir
komplo teorisi aramanın çok da bir zemini yok. Yani Moskova'da 23-24 Haziran tarihlerinde bu sene Wagner grubunun askeri gücüyle beraber hatta askeri bir operasyonla Rus askeri hedeflerini de tek tek ele geçirerek Moskova'ya yürüdüğü bir olaydan tam olarak 2 ay sonra böyle bir kazanın olması çok da şaşırtıcı değil. Çünkü bu sonuca nereden gidebiliriz? İlk başta Rusya'nın siyasal ve politik kültürüne referans vermiştim. Rusya'nın hiçbir zaman siyasal otoriteyi zorlayan ve siyasal gücü karşısına alan hiçbir güç merkezine karşı müzakereye gitmediğini biz Rusya'nın hem yakın hem de uzak tarihinden biliyoruz. İlk defa hatta en güçlü olduğu dönemde ve bir savaşın içindeyken Rusya'nın merkezi gücünün, Rusya devlet gücünün bir paramiliter askeri güç tarafından zorlanması, hatta Moskova'ya birliklerini yürüterek dünya kamuoyunda küçük düşürülmesinin mutlaka bir cezası olacaktı. Burada müzakereden kastım aslında hemen 24 Haziran'da Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun öncülük ettiği bir arabuluculukla Wagner liderlerinin başta lider Prigojin olmak üzere Wagner liderlerinin Belarus'a geçişine imkan verildi. Ama bu yanıltıcıydı. Çünkü böyle bir müzakerenin olmayacağı, uzun vadede mutlaka bir yaptırımın geleceği söz konusuydu. Bu da görüyoruz ki son kazayla beraber ya da bir kaza süremiş bir siyasi operasyonla, askeri operasyonla beraber bir ara Ukrayna Savaşı'nda bu savaşın etkisiyle sayıları 50 bine varan bir kontrol edilemez. Devlet içinde silahlı kuvvetlerin paralelinde olan bir askeri gücün bundan sonra Rusya'nın güvenlik hedeflerinde olacağını görüyoruz biz. Prigojin, Utkin ve Chakalov isimlerini kaybeden Wagner, daha alt düzeylerde bir kere komutanlar üzerinde, Wagner içindeki komutanlar üzerinde bu kazanın önemli bir sonuçları, psikolojik sonuç ve mesajlar olacak. Vladimir Putin, Haziran 23-24 Haziran'da aslında gerçekten çok zor durumda kaldı. En azından Rus kamuoyu ve Rus kamuoyu nezdinde küçük de düşürmüş olduğu bir olaydan yine gerçekten sakince küçük küçük adımlarla büyük sonuçlara giderek gücünü ve otoritesini tahkim ettiğini biz görüyoruz. Güçlendirdiğini, yeniden tesis ettiğini görüyoruz. Zaten Haziran olaylarının belki ilk yorumu da bu olaylardan Rusya'da Putin ve yönetiminin güçlenerek çıkacağı şeklinde yapılan yorumlar daha doğruydu. Bunu da bu olayla tekrar teyit etmiş ve görmüş oluyoruz. Sayın Öztürk, çok çok teşekkür ederim.